Doktor Kenan Peker, hoş geldiniz. Hoş bulduk Naim Bey. Evet değerli izleyiciler, Elazığ Milletvekilimiz Sayın Zülfü Demirbağ'ın bugün yapmış olduğu meclisteki konuşması ile programımıza başlıyoruz. Teknik birim konuşma hazırsa... Görüntü hazır mı arkadaşlar? Evet, tamam. Paylaşabilirsin. Tezi Yeterli Kurumu 2023 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Necip milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmelerinin ilk günü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip, Tayyip, Erdoğan başkanlığında AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırım ve hizmetler ve gerekse Türkiye yüzyılı hedefleriyle ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirme yapıldı. Şayet Amerika Birleşik Devletleri beslemesi FETÖ, PKK, PYD, LPG, DAEŞ gibi eli kanlı terör örgütleri olmamış olsa süper güçlerle yarışacak bir duruma gelirdik. Ben ben özellikle başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine ağır hedefler ödeten eli kanlı terör örgütlerinin Cemaziyel Evveli ile ilgili milletimizi bilgilendirmek istiyorum. Bravo, bravo, bravo. NATO Gladio marifetiyle 70'li yıllarda Pensilvanya'daki Burak tarafından komünizmle mücadele derneği. İmralı'daki tarafından PKK terör örgütü kuruluyor. Amerikan beslemesi bu örgütlerden FETÖ'ye verilen görev çocuklarını inançlı, ahlaklı bir şekilde okutup istikbale hazırlama gayreti içerisinde olan Anadolu ailelerin evlatlarını ailelerinden koparıp katalo evlilikleriyle istihbarat örgütü gibi yapılandırarak evet. var. Ordu yargı, emniyet başta olmak üzere devlet kurumlarını ele geçirmek suretiyle ülkeyi ABD'nin müstemlekesi haline getirmeye çalışan bir ihanet örgütü. Evet. Lideri ise lideri ise son kullanım tarihi ilaçla serumla uzatılmaya çalışılan bir şizofren. Bravo. Ve dahası var. Burası önemli. Dahası var. Beyinlerini yıkadıkları zavallar tarafından uydurma rüyalarla ülkeye Mehdi olarak döneceği telkin edilen bu sapık bu sapık yıllarca önce yanında yetişen özel hayatına tanıklık eden ve eşcinsel olduğunu çıkaracağı kitabında yazan gazeteci Hüseyin Meriç'i öldürttürdü burası önemli ama ne yazık ki Cenab-ı Allah'ın men ettiği bir yaşam anlayışına sahip bu sapığın ülkeye Mehdi olarak dönmesi hayali kuran ve 15 Temmuz'da bu milletin ordusunun helikopterini, tankını, silahını bu millete kullanan bir ihane şebekesi. PKK'ya 50 bin tır silah vererek güya DAEŞ ile mücadele ettiğini söyle, söyleyen ABD sadece son kullanım tarihi geçmiş DAEŞ liderini öldürmekten başka bir şey yapmazken Türk ordusu yaptığı sınır ötesi operasyonlarla 4500 daeşliyi etkisiz hale getiren ve daeş ile gerçek mücadele eden tek ordu, tek devlettir. Bir diğer bir diğer örgüt daeş. Önceki ABD Başkanı Trump'ın daeşi Obama'nın kurduğunu söylemişti. Dünya genelinde inançlı cesur gençleri şeriat devleti kurma sasatasıyla kandırıp beyinlerini yıkayarak insanları İslam'dan uzaklaştırıp Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerini hedef alan eli kanlı bir vahşet örgütü. Bravo. Bravo. Bir diğeri ise lav olan Ermeni Asala ve ülke düşmanı örgütlerle birlikte güya Kürt kardeşlerimizin hakkını savunma ve Kürdistan devleti kurma, Kürdistan devleti kurma salsatasıyla NATO ve Gladio tarafından bölgeye ikame edilen Kürt düşmanı, bebek çocuk katili, kadınları bombalı eylemlerde kullanan uyuşturucu taciri, kadın düşmanı bir ihanet örgütü. Başta Diyarbakır anneleri olmak üzere ekmeğinin derdinde olan ailelerin çocuklarını bir taraftan güvenlik güçleri ve orduya karşı kullanan diğer taraftan 12, 13, 15 yaşındaki kız çocuklarını duran, yatan, kalkan gibi ızlamız düşmanı sapıklara peşke çeker. Kadına şiddet konusunda zirve yapmış bir örgüt. Devam edin. Kürtler tarih boyunca güya Kürtleri savunduğunu iddia eden işsiz varcı PKK'dan gördüğü zulmü hiç kimseden görmedi. Sen diyorsun, sen. Yeterince faydalanamadığı noktada ABT beslemesi diğer kardeş örgüt PKK'nın. Kardeş örgüt DAEŞ'le birlikte canlı bomba olarak ve bombalı eylemlerde kullanan kadın düşmanı bir örgüt. Birleşmiş Milletler'in son yayınladığı raporda bunların ağababası Amerika'da çalışan kadınlardan her ikisinden birinin tacize uğradığını ifade ediyor. Birleşmiş Milletler raporunda Amerika'ya orada Birleşmiş Milletler'e hakim olan Amerika'ya ve Amerika'ya ve Siya'ya rağmen Amerika'da iki kadından biri çalışan iki kadın dığında uçakta devletimin emrindeyim. Devlet ne görev verirse hazırım diyebilecek karakterden biri. Çok manidar. Bravo, Çok manidar. Ben olsam kafama sıkardım onu demezdim. İşte bu vahşet örgütünün sözde sapık liderlerinden biri Cumhur İttifakı'nı indirerek Cumhur İttifakı'nı indirerek PKK'nın da desteğiyle öz yönetim kurup ülkeyi yönetmekten Doğu Güneydoğu illerine valiler atamaktan bahsediyor. Tabi sırtını bu sapıklara dayan abede güdümlü destekçileriyle birlikte. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar muhalefet gibi biz her gün çıkıp da saatlerce gün boyu konuşmuyoruz. Bir iki senede bir defa grup takdir ederse bir beş dakika konuşuyoruz. Onu da, onu da Yerinize engel oluyorsunuz. Evet değerli izleyiciler. Elazığ Milletvekili Sayın Zülfü Demirbağ bu akşam yapmış olduğu konuşma ile Türk milletinin sesi olduğunu, Elazığlıların nefesi olduğunu mecliste PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a karşı tek ses olarak büyük bir, tek başına bir ordu olduğunu gösterdi. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu konuşmalardan dolayı da kendilerini tebrik ediyorum. Evet, e, özellikle e, Sayın Dekanım, e, evet. Sayın evet. Vekilimizin yapmış olduğu konuşmayı kısa bir değerlendirelim. Gerçekten Onu, evet. bizim yüreğimize su serpti diyelim. Yani biz de bunu konuşma düşüncesiyle gelmiştik. Bizim sayın vekilimiz sağ olsun yani yüreğimize su serpti diyelim. Sesimiz oldu diyelim. Bir Türkiye yüzyılı konuşuluyor biliyorsunuz. Ben şöyle ifade edeyim. Türkiye yüzyılı diyoruz. Gelecek yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak diyoruz. Elbette ki bu kolay bir iş değil. Ama bana şunu hatırlatıyor. Deniliyor ki savaş iki yönlüdür. Biri cephededir, diğeri düşüncededir. Ben şahsen cephede çok başarılı olan Türk ordumuzun yaptıklarına baktığımda gurur duyuyorum. Ama düşüncede kendisini müstemleke kabul eden insanlara gerçekten üzülüyorum. Ya neden Gelecek yüzyıl Türkiye yüzyılı olmasın. İşte Sayın Vekilimiz bence bu kapsamda yüreklerimize su serpti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten tek başına bir nefes oldu. Evet, bir tek ordu. başına bir ordu oldu. Evet. Tek başına bir ses oldu. Hı hı. Ve gerçekten hem Elazığlıların sesi oldu... Hem de Türk milletinin nefesi oldu. Evet. E, özellikle PKK'ya, FETÖ'ya, DAEŞ'a ve bunlara destek verenlere özellikle bugün çok güzel bir mesaj verdi. Evet. Yani Türk ekonomisinin, Türkiye yüzyılı stratejisinin özellikle önümüzdeki süreçte çok ciddi bir şekilde bugüne kadar süper güç olmasının önündeki engelleri de özellikle ortaya koydu. Ben kendilerini tekrar tebrik evet. ediyorum, teşekkür ediyorum. Ee, evet, değerli izleyiciler, e, Türkiye yüzyılı, yani hükümetin açıklamış olduğu Türkiye yüzyılı stratejik belgesinde iki önemli vurgu var. Bir, devlet milletin öznesidir. Milletin arzu ve hayalleri devlette cisimlenir. Özellikle tabi Türk milleti olarak ikinci madde İslamiyet noktasına baktığımızda etmen tırnak gibidir. Devletin özellikle bu özelliklerini bu birlikteliğini kabul eden herkes Türk vatandaşıdır. Ve bu noktada Yeni yüzyılın, Türkiye yüzyılının ses, nefes ve can suyu nedir? Hedefleri nelerdir? Misyonu nedir? Vizyonu nedir? İl ve ilçelerin gelişmesi noktasında neler yapılır? Hedef 2023, 2053, 2071. Hedef 2023. 23 dedik. 23 gün kaldı. 2023'e. Acaba ne gibi yenilikler bizi bekliyor? Sayın Dekanım. Evet, çok teşekkür ederim. Yani... Gerçekten tam da şeye uydu. Türkiye yüzyılı ses, nefes, can suyu. Yani Sayın Vekilimizin sesi gerçekten yüreklerimize su serpti. Şimdi Türkiye 100 yılı diyoruz. Nedir Türkiye 100 yılı? Türkiye 100 yılı kendi kültürel değerlerimizle Devam etmektir. Kendi kültürel değerlerimizle devam etmektir. Ama burada uzun süredir e, uygulanan politikalardan olsa gerek, dışarıdan beslenen güçlerden olsa gerek, bir şekilde bir pısırık yapıdan da söz edebiliriz. Yani. Cephede kazanıyoruz, düşüncede kaybediyoruz. Böyle olmamalı yani. Nedir yani biz neden çekiniyoruz? Türkiye yüzyılı diyoruz. Ne olacak Türkiye yüzyılı? Diyoruz ki komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Türkiye yüzüne. Türkiye'nin komşu anlayışı dünyanın her tarafıdır. Dünyanın her tarafıdır yani. Hiç kimsenin aç ve açıkta olmadığı bir ülke hiç kimsenin aç ve açıkta olmadığı bir dünya açılımına gitmektedir. Şu anda konuşulan odur. Çok şükür, kendi ülkemizde hiç kimsenin aç ve açıkta olmadığı bir ülke inşa edildi. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Şimdi geliyoruz diyoruz ki, Türkiye 100 yılı, dünyada da kimse aç ve açıktan olmasın bu ruhla hangi insan bunu istemez ki? İnsan olan herkes bunu ister. Ama bunu yapmaya kalkmaya gel. niye cesaret edemiyoruz? İşte farklı eleştiriler getiriyoruz. Farklı yaklaşımlar getiriyoruz. Kendi kültürel değerlerimizle, milli ve manevi duygularımızla dünyaya yayılıp mazlumun Umudu diye ifade edilen Türkiye'nin bunu bir fiil uygulaması için bir ses ver diyoruz, ama buna inanmıyor adam. Burada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani buradaki temel olgu şudur aslında. Buradaki temel olgu yıllardır uygulanan kapitalist sistemdir. Evet. Kapitalist sistemin İlk başlangıcında köle kapitalist modeli vardır, köle vardır. Bu kapitalist sistem köleyi istediğiniz gibi kullanırsınız, çalıştırırsınız, satarsınız, alırsınız, verirsiniz. Zamanla bu köle kapitalist model koloni kapitalist modele gelmiştir. Yani gelişmiş olanlar gelişmekte olanları sömüren kendilerine koloni olarak belirlemiş olduğu ülkeler olmuştur. Siz çalışıyorsunuz, başkasına çalışıyorsunuz. Bu koloni kapitalist sistem ileri bir aşamaya geldi. Bu sefer bankacılık sektörlerinin dünyada işin içerisine girmesiyle hissedar kapitalist model oldu. Bakın kapitalizm sistemi hiç değişmedi. Ama hissedar kapitalist sistem oldu. Şimdi ne yaşanıyor? Paydaş kapitalist model. Paydaşlar bir araya geliyor diyor ki pastayı getirelim pay edelim. Gerisi bizi ilgilendirmiyor diyor. Pay ciddi pay oluyor mu hocam? DCC, onu görüyoruz zaten herkes konuşuyor. Evet. İhtiyaç olsun veya olmasın deniliyor dünyanın değişik ülkelerinde ülkemizde yanlış da olsa doğru da olsa yapılıyor. Peki şu anda Türkiye yüzyılı benim okuduğum anladığım şudur. Toplumsal kapitalist model. Ona geçmenin yoludur. Yani birilerinin çok zengin olduğu paydaş kapitalist modelde hep konuşulur ya şehirlerde siyasi aktörler Orbit modeli, yönetim modeliyle değişir. Havuz sistemleri bunlar. Şimdi deniliyor ki biz bunu artık dünyaya toplumsal kapitalist modele gidelim. Çünkü kapitalist sistem artık dünya buna alıştı yani. Şimdi bizim temel sorunumuz bu ko köle sonrasında koloni Sonrasında hissedar ve şu anda geçerli olan paydaş kapitalist modelden Türkiye'nin dünyayı toplumsal kapitalist modele taşımaya çalışmasıdır. E bu Önce da dünya... Türkiye. Lider, Türkiye. Lider Türkiye. Lider Türkiye. Lider Türkiye. Çünkü evet. biz bunu gösterdik yani. Evet. Bu Covid olayında dünyanın her tarafına yardımcı olan bir ülke olduk. Evet. Kim bize umutla yaklaştıysa biz kimseyi boş çevirmedik. Yani şudur, toplumsal kapitalist model, yine kapitalist, toplumsal kapitalist model, toplum da dünyanın hepsi. ...inşa etmeye çalıştığımız hiç kimsenin aşk kalmadığı bir dünya. Ama hocam kapitalist sistemde yani e, özellikle emek sermayeye baktığımız zaman... İşte gelir dağılımında adaletsizlik falan yok mu hocam? Yani özellikle yani buna baktığımız zaman işte şu an ülkede nüfusun yüzde asgari ücret, evet. ücret, işte belli bir kısmı orta ücretli, bir kısmı da çok zengin yani yüzde dört evet. gibi gelir yani Türkiye'nin gelirini vergi. Bu nasıl oturtacağız? zaman? İşte şimdi yani netice bu, bu yeni yüzyılda özellikle. Netice itibarıyla üretimde faktörleri sınıflandırdığımızda deriz ki arazi, emek, sermaye, girişimcilik. Evet. Şimdi arazinin karşılığı rant. Rant ekonomisi almış başını gidiyor. Evet. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bugün bir arsa alıyorsunuz, üç ay sonra bir bakıyorsunuz ki 300 katına çıkmış. Yani bu rantiyecilere dur mu diyorsun? Bu yani bu yıldan. bu tabi bu, bunun temel sebebi zaman zaman işte arkadaşlarla istişare ettiğimizde özellikle Nevzat Ülger evet. Bey'le sağ olsunlar kendilerini buradan evet. selamlıyoruz, diyoruz ki. Bu imar yasasının Türkiye geneli olması gerekirken yani yerel yönetimlere verilmesi böyle bir şeyin önünü açtı. Yani. Evet. Üretime gitmeyen sadece arsa tarla, tarla alıp imar geçirip arsaya bu şekilde büyük bir işte sizin o bahsettiğiniz emek sermaye olayına geleceğim. İkincisi emek. Emeğin değeri yok. Emeğe değer vermeye çalışıyorsunuz. Asgari ücretin yükseltilmesi. ...işte çalışanın emeğinin karşılığını alması. İşte bugünlerde fiyatların... asker asgari ücretle ilgili mesela evet. görüşmeler var yani. Şu an toplumda en alt tabaka şimdi, asgari ücretli. Evet. Ee, yani şimdi 23 gün kaldı. 2023'e evet. gireceğiz. Evet. Ee, ve özellikle ee, işte 23 gün sonra 2023 artık cumhuriyetin 100. yılı. Evet. Ee, yani bu Türkiye vizyonunda hocam e, yani dağıttığımız zaman işte ilk örneğini burada verelim. Evet. Yani bunu bekliyoruz mu? Yani bunu tam oturtursa hocam yani şimdi özellikle, netice itibarıyla Türkiye 100 yılında evet. yapılacak olan bu dört üretim faktöründen rant ekonomilerinin ülke içerisinde bitirilmesi durumunda buradaki hayal edilen dünyaya hizmet olayı gerçekleşmiş olacaktır bir misyon çerçevesinde. Eğer emeğin değeri emek değer olayı gerçekleşirse emek verene değer veren yani dünyada ifade edilen uygulama biliyorsunuz derler ki gelişmiş ülkelerde yurt dışında alet makina malzeme mühimmat dediğimiz yani sermaye ucuzdur. Arabanın bir parçasını rahatlıkla alırsınız. Ama onu takacak olan usta emek vermiş, yetişmiş olan kişi gerçekten çok değerlidir. Onun ücreti daha yüksektir. Gelecek yüzyılda da emeğe daha fazla değer verilen bir Türkiye sermayenin karşılığı olan faizin bitirildiği minimize edildiği veya kaldırıldığı bir Türkiye ve sadece ve sadece girişimciliğin ve yenilikçiliğin karşılığı olarak ifade edilen Kağırın elde edildiği bir Türkiye. Değer dağılımının adaletini emeğe, sermayeye, tabii. çalışanlara tabii. yüklediniz diyor. Tabii. Tabii. Yani emek böyle yani peki yani misyonu nedir? Yani misyonu nedir hocam? Yani nedir bu misyon? Türkiye yüzyılının e, misyonu, misyonu, vizyonu, amacı, stratejisi evet hocam. Evet, şimdi Türkiye yüzyılının evet. misyonu yurtta varış Dünyada barış Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki misyonudur. Evet. Yeni yüzyılımızın misyonu bu. Evet. Dünyada bunu sağlamaktır. Biz bunu da yavaş yavaş görüyoruz ama anlamıyoruz belki. Bugün mesela Ukrayna Rusya savaşında burada Antalya Diplomasi Platformu'nda bunun başarısı söz konusudur. Değil mi Nayim? Evet. Yani, bu. Burada... yani mesela bu Ukrayna Rusya savaşında işte bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza bir soru yönettiler. Putin'i nasıl ikna ettiniz dediler. Dedi ki ben önce bunu Biden'a açıklayacağım sonra size açıklayacağım. Evet. 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 Yani Türkiye yüzyılının misyonu yurtta barış, dünyada barıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki misyonudur. Evet. Vizyonu nedir? Vizyonu 2023 vizyonumuz vardır. 2053 vizyonumuz vardır. 2071 vizyonumuz. Şimdi geldik 23 gün kaldı hocam. Evet. Şimdi biraz önce programa 2023, 2023 ne olacak hocam. 2023 için <laughs> evet. Hocam. Bir defa faizden para kazanma hayalini bitireceğiz. Kafamızdan bitireceğiz yani. Eğer kim faizden para kazanmayı düşünüyorsa hani sermaye Pardon, emek diyorsunuz ya. hocam ya, ne yapacak parayı mesela. Ondan <laughs> sonra 2053'e de ve evet. 2023'te kolay kolay bitmez de. Evet. Tarla alıp arsaya çevirip rant ekonomileriyle büyüme bitecektir. Sadece ve sadece insan değerli olacaktır. İnsanın da iki grupta ekonomiye katkısı söz konusudur. Bunlardan biri emek iş gücüyle katkıda bulunanı vardır. Bir de girişimciliğiyle katkıda bulunanı vardır. Yani kendi işini kuranı vardır. Ben komünist sistemin gruplandırmasından bahsetmiyorum. Komünist sistem emekçiler diye ifade eder. Sanki diğerleri emekçi değil. İşte kol gücüyle çalışanlara emekçi der. Kafa gücüyle çalışanlara da farklı bir ifade kullanır. Mavi yakalılar, beyaz yakalılar. Bizim sınıflandırmamız bu değildir. Herkes emekçidir. Herkes girişimci. Ister... Yani. Evet. Yok, herkes yani... girişimci değil. Herkes emekçidir hocam. Evet kimi kafasıyla kazanır kimi koluyla kazanır ya yani. evet. kol gücüyle çalışanı vardır kafa gücüyle çalışanı vardır Peki 2023'ten sonra ve bugüne kadar olduğu gibi söyleyeyim hocam burada vizyon koyuyor. girişimci girişimci olan kazanacaktır yani kendi işini Kur'an 2023 2053 kendi işini kuran, üretim yapan insanın yüzyılı olacaktır. İnsanların yüzyılı olacaktır. Belki bugüne kadar da böyleydi. Fakat bugüne kadar ki yapılanmada şu anda görüyoruz işte bir ekonomik dünyada krizden bahsediyoruz. Üretim yapan, kendi işini kurmuş olan sorunu yok. Üretim yapıyorsa eğer montaj sanayisi yoksa, eğer birinden 3'e al 5'e satmaya çalışma anlayışı yoksa zaten onlar da deşifre olmaya başladı. Bir fiil üreten insan yurt dışına ihracat yapıyor. Dolayısıyla 2023 yılı ikinden 20 2053 yılına girişimcilerin, yenilikçilerin kendi işini kuranların yüzyılı olacaktır. Yani Türkiye yüzyılını böyle ifade edebiliriz. Herkes buna göre kendine çeki düzen versin. Mesela şu anda ben girişimci miyim? Değilim. Kamuda çalışıyorum. Emekçiyim. Emekçiyim. Komünist sistem ama bana ne diyor? Sen diyor kavanla kazanıyorsun. Diyor sen emekçi değilsin. Emekçi değilsin. Öyle değil. Tazeci toplumda çatışma oluşturmak adına bunu böyle söylemiştir. Tabii aslında o dönemde Sovyet Rusya ile işte Amerika'nın iki süper devletin çabasına baktığımızda Amerika zihniyeti farklı bir şekilde Sovyet Rusya'yı yerleştirerek Sovyet Rusya'yı çöküşe götürmüştür. Dolayısıyla ben gerçekten böyle bir programda davet ettiğiniz evet. için size teşekkür ediyorum. Bunları anlatmamız lazım. Hocam şimdi emekçiler mesela girişimci mi, değiller mi? Yani şimdi emek veriyor, üretiyor. E, emekçi diyor. ile girişimci arasındaki Yani şimdi bu burayı tam böyle izleyicilere hocam, evet. e, özellikle yani şu an bizi izleyenler. Yani işte e, kim emekçi, e, işte kim girişimci. Çünkü yeni bir yüzyıla giriyoruz. Evet. Yani buradaki emekçilerin girişimci olma şansları nedir? Yani bu yüzyıl e, acaba girişimi istihdamı e, özellikle arttıracak mı? Yani. İşte hedef amaç noktasına baktığımız zaman hocam strateji. Evet. Evet. işte illerin, ilçelerin gelişimini de bağlarsak hocam burada. Evet. Şimdi netice itibarıyla <laughs> emekçi olan bir başkasına çalışandır. Girişimci olan da kendi işini kurandır. Evet. Yani o zaman ayırdık burada. Kendimden örnek vereyim. Evet. Kendimden örnek vereyim. Nedir? Eğer girişimci olmaz isem benim sürdürülebilirliğim olmayacaktır. Ama Türkiye yol Türkiye, hocam? Türkiye 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 yüzyılında olmayacaktır. Yani çalıştığım üniversite özerk yapıdadır biliyorsunuz. Üniversitenin evet. özerk yapısı vardır. Evet. Eğer ben bana ödenen benim oraya proje bazlı veya dışarıya çalışarak getirdiğimi karşılamıyorsa tamam mı? Eğer topluma bilim katma değer sağlamıyorsa sağlamıyorsa bir evet. anlamı yok. Evet Dolayısıyla Her arkadaşın Kamuda çalışanında Bu şekilde düşünmesi gerekir Ne olabilir Bunların sektörel Bazda bizimki nedir Eğitim sektörüdür Türkiye yüzyılında yapacağımız şey nedir Oturup Uzaktan eğitimle Dünyanın her tarafına Kendi alanımızda Faydalı olma hedefimiz Olmalıdır Yani ne anlatıyorum? Arge projeyi iş geliştirme. Afrika'da da benim dersimi dinleyen, Amerika'da da dinleyen, Kanada'da da dinleyen, Orta Doğu'da dinleyen bir yapıda kendimizi yetiştirmemiz gereken bir yüzyıldır. Evet. Aynısını şöyle ifade edebiliriz. Kişi kamu kurum kuruluşlarında çalışıyordur. Bunun Aynı işi özel sektörde de yapmasını planlaması gerekir. Türkiye'de veya dünyanın değişik ülkelerinde. Aslında ben işi sadece ekonomik boyutuyla Türkiye yüzyılını açıklamaya çalışırken, asıl Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açıklarken sosyal yönüyle açıklamaya önem verdiler. Dediler ki, İstikrarın yüzyılı olacaktır. İstikbalin yüzyılı olacaktır. Huzurun yüzyılı olacaktır. Refahın yüzyılı olacaktır. Adaletin yüzyılı olacaktır. Kim istemez bunları? Ama biz bunları isterken düşüncede toplumda bir sıkıntı var yani. Yenilgiyi kabul ediyoruz. Korkmamamız gerekiyor. Risk almamız gerekiyor. Girişimci olmamız gerekiyor özellikle Cumhurbaşkanı şunu söylüyor diyor devlet milletin öznesidir. Özellikle milletin arzu ve hayallerinin devlette cisimleştirilmesidir yani. yani. Evet. Bunu ortaya koyuyor mesela. Şimdi şimdi gerçekten bunları evet. açıklamakta fayda görüyorum. Bakın diyoruz ki köle kapitalist sistemden koloniye. zaten kölelik hissedar, yok. Köle köle kontrol olmayan bir millet. Hisse hissedarlık evet. ama şu anda Türkiye'de en büyük problem paydaş kapitalist model. Evet. Eziyor mu hocam bu model? Yani Paydaş kapitalist tam model nedir? Yani Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye heh, bir pul mu? İşte aynen öyle oluyor. O yani. zaman bu taksimi kurt yapmaz diyor. Yettikçe, kuzulara şah olsa. Gittikçe zenginleşen bir kitle gelir dağılımı e, dediğiniz nokta. Zenginleşen bir kitle. Yani bunu siyaset de yapıyor. Şimdi diyelim adam siyasete girecek. Evet. E, işte Siyaseti yapınca eee Milletvekili olacak. İşte milletvekili olunca işte efendim bir kazanç. Ya yani şuraları kapattı, buraları aldı, şuraları evet, aldı. Efendim. Bir kültür oluşuyor, dedikodu kültürü oluşuyor. Bir, bir de bu var. Ee, işte arsa mafyası, bilmem. Ya Türkiye'de öyle bir şey oluştu ki e, soğanın bile mafyası var. İşte ona yani biz mafya demeyelim. Patates mafyası. Biz ona paydaş diyelim. Paydaş. A paydaş. Yani ha. E, şimdi, paydaş. Şimdi bunun önüne geçecek miyiz? Yani şimdi mesela Elbette e, ki bunu, e, şimdi bunun, Cumhurbaşkanı bunu, televizyonda açıkladı. Dedi üç harfliler. Evet. E, yani kardeşim dedi, cin olmadan bu milleti çarpmayın. Yani üç harfli hmm. demek. Yani siz e, marketler zincirine kardeşim işte cin olmadan bu milleti çarpıyorsunuz hmm. her gün zam 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 işte yani bu tür uyarılar falan denetimler yani çok ciddi bir şeyler var i̇şte, yani hocam. Şimdi netice itibariyle yani bakın Çünkü vatandaş da bizi izliyor. Evet. Her gün zam var. Yani etiketlerin fiyatlarına millet yetişemiyor. Ha, Ama işte bu bu üreticiye yansımıyor. Bakın. Evet. Mal üretene yansımıyor. Evet. Çok basit bir örnek şu anda. Evet. Baskil'de kayısıyı 90 liraya 80 liraya satmaya çalışan bir sürü insan evet. varken Elazığ'da kayısı 200 lira, 350 lira. Evet. Evet. Tüm mevzu burada yani. Aracı dediğiniz mesela bahsettiğiniz üç harflerin ürettiği ne var? Elbette ki ekonomide biz diyoruz ki hizmet üretim var. Yer değişikliği yapıyor. Üreticiden alıyor, getiriyor yerini buraya. Şeklini değiştiriyor, ambalajlıyor. Paketliyor. Evet. Evet, süslüyor falan. Zamanını değiştiriyor, depoluyor. Evet. Tamam mı? Ya adam, yani şimdi, üretici 15 şimdi, 15 TL'den notu satarken bugün 38 TL olmasına ben anlam veremiyorum. Şimdi, iki say, ay içerisinde. Şimdi Sayın Dekanım, evet. E, şöyle düşünelim. E, özellikle yani e, üreticide belli bir nokta işte mazot fiyatlarının Tabii. İşte ulaşımın, elektriğin, Doğalgazın gazın işte eee e, üretici şirketçi. Evet. E, bu üç harfler de diyor ya işte kardeşim diyor düşürün e, bizi de destekleyin falan. Zaten karlarımız var. Yeni bir ticaret kanunu çıktı birkaç gün önce. Evet, evet. Değil mi? Önlemler evet. alınıyor. Tabii, tabii. Yani gecikilmiş bir tabii. şey. İşte Türkiye yüzyılı evet. üretenin alın terinin Karşılığını aldığı müziği evet, olacak. Evet hocam... E, e, ...Sayın Hocam sizi ilgiyle izliyoruz. Kenan Hocam ile... ...güzel bir program oluyor. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Hakan Toprak. E, teşekkür e, ediyoruz. Biz hakkında. teşekkür ederiz. E, hocam e, şu var... E, ...özellikle... E, ...şimdi bu süreçlerde... gerek Covid döneminde... ...pandemi döneminde... E, üretim noktasına baktığımızda diyelim Türkiye'de bir üretim oldu. Yani e, gerek sosyal medyada e, gerekse kamuoyunda işte soğan mafyası dedim ya oluştu. Hocam bu çok önemli. İşte depolara baskınlar işte e, ama gördü yani bu vatandaş gördü bunu. Eee Bunlar nasıl önlem alınır hocam? Şimdi Naim hocam genel olarak Yani bu yeni yüzyıla girerken hocam Bunların önlemini siz alacaksınız evet, Bilim tabii. insanı sizsiniz i̇şte hocam İşte Bakın aslında evet. aslında başta çok güzel Bizim yani Kişilerden olaylardan Gayri idealleri konuşma evet. Durumunda Belki de en zayıf kaldığımız Nokta da Vatandaşımızın çok rahat anlayacağı şekilde indirgeyememek Ben şimdi evet. şunu söylediğimde işte toplumsal kapitalist model hmm. dediğimde toplumsal kapitalist model. Nedir yani? Herkes yani toplumsal yükselecek. kapitalist model evet. şudur. Bir yerde biri haksız zenginleşiyorsa, bir yerde toplum bunu kamu vicdanı olarak kabullenmiyorsa onun yüzyılı olmayacaktır. Ama bu yüzyılda o adam eee olmayacak. Olmayacak. Tabii. Yani. Şimdi toplum 5.0 dediğimiz bir yapıda, şu anda işte dijital çağdayız. Toplum 5.0 dediğimiz bir toplumda evet. herkes birbirini çok rahatlıkla bilecektir. Kim helalinden kazanıyor, kim kimin sırtından kazanıyor. Ve bu yapılar gerçekten olmayacaktır. Dünyada da olmayacaktır. Çünkü bugün Amerika'da yaşadım biliyorsunuz bir buçuk yıl. Post doktora'ya gittiğimiz yıllarda bakıyorsunuz ki öyle üretmeden bir gecede zengin olmak çaba göstermeden ev sahibi olmak, entrika çevirmek, faturaları dönüştürmek mümkün değil ya. Yani. Şimdi evet. geldiğimiz noktada şöyle dünyada büyük bir değişim olacaktır. Dünya bilinçlendi. Yani toplum 5.0 sadece Türkiye'de değil ki dünyada. Bunu şuna benzetirler. Derler ki Denizdesiniz, gemidesiniz ve deniz dalgalı. Rahat olabilir misiniz? Tabii ki mümkün değil yani. Mümkün değil. Her, her an Şu anda hiç yani. kimsenin Evet. Bunu düşünme lüksü, rahat olacağım, rahat yaşayacağım konfor alanını terk etmeme lüksü olamaz. Evet. Yine diyoruz ki denizdesiniz, gemidesiniz Deniz dalgalı, denizi de bilmiyorsunuz. Daha çok rahatsız olursunuz. Pusula az yok yani. Denizin bilmiyorsunuz yani. Evet. Büyüklüğünü bilmiyorsunuz, şeyini evet. bilmiyorsunuz. O zaman daha da ileri aşaması. Pusula da yok yani. Evet. Daha da ileri aşaması. Denizdesiniz, gemidesiniz. Deniz dalgalı. Pusula. Bir tersi. de deniz tutuyor sizi. Evet, deniz tutuyor. Şu anda, da yok. Şu an, şu Şimdi hocam, anda, hocam bu Türkiye, şu anda bakın Türkiye ne Türkiye 100 yılı nedir hocam? Yeni bakın, bir kusura bu, mı yani? İşte budur budur. Evet, yani. Kızıl Erman budur. Mı hocam? budur budur. Yani. Türkiye yüzyılı 100 yılı budur. Bunu irdelemektir. Evet. Şimdi bir bakın deniz sizi tutuyorsa evet. bu sağlıktır. Evet. Doğru mu? Dünyada işte Covid dediğimiz bir iki yılımızı alan bir hastalıktan bahsettik. Evet. Yeni bir virüs gelmeyeceği belli değil bakın. Bu evet. Bu nedir? O denizin sizi tutması sağlıktır. Hocam İhsan Asutay e, sizleri ve hocamı tebrik ediyorum. Zevkle izliyorum. Teşekkür ediyoruz e, İhsan e, Bey e, sağ olun. E, Ahmet Özden Özen e, tebrikler hocam diyor. E, e, özellikle teşekkür Ahmet ediyor. Ahmet Bey de teşekkür ediyoruz e, Ahmet Özden Bey'e. E, evet. Selamlarımızı e, iletiyor. Yani özellikle e, tekrar hocam e, yani şimdi 5-0 dedin de hocam burada hemen mesaj atmışlar. Diyor Kenan Hoca diyor siyasetimi çağrıştırıyor? Mesaj mı veriyor Sayın Dekanım diyor. AK Parti diyor 5-0 mı yapacak? Mesajlar <laughs> geliyor Sayın Dekanım. <laughs> Bunlar da soruyoruz yani. Ee, yani birçok işte Kazım Aksoy bunu, bunu, bunu... yani birçok mesaj var hocam. Programdan sonra size bunları evet. veririm. Yani bunu hocam. ben, e, toplu mu istiyor? Yani Elazığ'da 5-0'ı istiyor. Evet. E, Geçen e, bir yerde... Evet. E, hocam 4 dakika varmış. Evet, 4 Teknik birim de 4 dakikayı işaret etti. Evet. E, yani bunu hemen hocam böyle toparlarsak. Bak toparlayacak olursak olay evet. şudur. Bir defa vakıflarımıza Tabii. teşekkür ediyoruz. Diyoruz ki Türkiye 100 yılında sizin yapacağınız... Bugün TİKA'nın, YTB'nin, evet. Marif Vakfı'nın, Yunus Emre Enstitüsü'nün yaptığı gibi dünyaya gitmektir. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Konya'ya gittiğinde Konya Türkiye yüzyılına hazırdır dedi ve orada kurulmuş olan vakfa ne verdi? Kamu ıı, yararına statüsünü verdi. Bu sivil toplum organizasyonlarımız için böyleyken gençlerimiz için, insanlarımız için hiç kimse kendini küçük görmesin. Türkiye yüzyılı için ses, nefes, can suyu yolculuğunda ilerlesin. Kim ne yapabilir? Biz ne diyoruz? Diyoruz ki gitmediğimiz yer kalmasın. Dokunmadığımız insan kalmasın. Tebliğ etmediğimiz insan kaymasın kendisine faydalı olmadığımız insan kalmasın. Ben inanıyorum ki bu ülkede yaşayan 86 milyonun da kendisine gelme, kükreme ve bu şekilde dünyayı sadece Türkiye'den ibaret görmeyip dünyaya açılma hayali vardır. Birileri baskılasa da bu millet bunu yapacaktır yani. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle e, son cümlenizi de alalım hocam. Çünkü programımızın süresi bitti. Şimdi Türkiye yüzyılında dünya, Türkiye <laughs> ve ne vardır? Biz varız dememiz lazım. Biz varız da biz kimiz? Bireyiz, şirketiz, aileyiz. Buradan çok rahatlıkla Türkiye'nin dünyada Yüzyıla damgasını vurması için Elimizden geleni yapmalıyız Bunun da tek şartı üretimdir Kim ne üretiyorsa Bir yerden beslenerek değil Emeğiyle kazanmayı düşünmesi lazım Girişimci olması lazım Evet çok teşekkür ben ederim Ben teşekkür ediyorum sana. Evet değerli izleyiciler Gündeme dair programının bu akşamki konuğu Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Kenan Pekerdi. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Elazığ'ın sesi ve nefesi olan Sayın Milletvekilimiz Zülfü Demirbağ'a teşekkür ediyorum. Özellikle ses, nefes, can suyu, Türkiye yüzyılı, Mevlana felsefesiyle bir eliyle gökyüzüne, bir eliyle yüzüne bakan, haktan aldım halka veren, Mevlana felsefesinin ne olursan ol yine de gel diyen bir yapıda hepimiz biriz, biz Türkiye'yiz noktasında FETÖ, PKK, DEİŞ gibi terör örgütlerine tek başına bir ses veren, tek başına bir ordu olan Sayın Zülfü Demirbağ'ı da tebrik ederek yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.